Kur'an-ı Kerim'de Mehdi ismini için açıkça geçmiyor. Bunu merak ediyorum. Lütfen cevap verin diyor. Saygılar diyor. Allah dünya hakimiyeti olarak Kur'an'da çok geçer. Ya yani dünya hakim olacağımızı belirtir. Dünya hakim olmamızın şart olduğunu belirtir. Dünya hakim oluncaya kadar mücadelenin farz olduğunu belirtir. Din Allah'ın oluncaya kadar, fitne yeryüzünden kalkıncaya kadar mücadele edin diyor Allah. Mesela bu mehdiyettir. Farz. Her Müslüman için. Ve Allah'tan bir lider dileyin diyor Allah Kur'an'da. Buna işaret ediyor. İnsanlar diyor kurtuluş için Allah'tan bir imam, bir lider dilediler diyor. Evet. Değil mi? Bu işte Müslümanların başına geçecek olan liderin ismi Mehdi'dir. Zaten biz o Mehdi'den bahsedemeyeceğimiz için Kur'an'da da Mehdi olarak geçmiyor. Peygamberimizin ona verdiği isim Mehdi. İnşallah. Muhammed Mehdi. İnşallah. Ama bu şahıs o şahıstır demeyeceğiz. Mehdi gibisiniz diyeceğiz inşallah. İnşallah. Dünya hakimiyeti ilgili bütün ayetler zaten Mehdiyet. Dünya hakimi ve Müslümanlar lideri olması gerektiğine ait Kur'an ayetleri var. Müslümanların kendine bir lider seçmesi gerektiğine dair ayetler var. İşaret eden ayetler var. E buradan anlıyoruz ki Mehdiyet Kur'an'da çok kapsamlı anlatılıyor. Sadece ismi belirlenmiş oluyor Mehdi olarak. Ama İsa Mesih ile ilgili konu anlatırken Mehdi'deyken diyor, konuştu diyor. Yani beşikteyken anlamına geliyor ama manidar. Mehdi'deyken konuştu. Niye İsa Mesih için o kelime beraber oluyor? İsa ile Mehdi zaten beraberler. Bak. Mehdi'deyken konuştu düşün. Maşallah. İki anlamı var. Bir, ilk zahir anlamına göre beşikteyken konuştu. İkinci, yani biz duymaya, çıplak duymaya göre de Mehdi'nin yanındayken konuştu. Anlamına da gelir. Tabii. İnşallah. Bak mesela Bakara Suresi 148'de Cenab-ı Allah her nerede olursanız Allah sizleri bir araya getirecektir. Bu ne demek? Mehdiyet. Tabii. İslam aleminin hepsi toplanacak, bir araya gelecek. Bir de Peygamberimiz bu ayetler diyor, Mehdi'ye bakıyor diyor. Yani bu çok önemli. Tefsir ederken bu ayet Mehdi'yi anlatıyor diyor Peygamberimiz. Kuleyni Ebu Cafer'in bu ayeti muhatap olanın Kayyim'in dostları olduğunu belirtti ifade etmektedir. Peygamberimiz hemen böyle duydum diyor Ebu Cafer. Yine Kuleyni bu ayeti Kayyim'in Allah katından bakın hem bak bu biz şeytandan Allah'sın Fussilet Suresi 53 biz de ayetlerimizi hem afakta hem kendi nefislerimizde onlara göstereceğiz. Kendi nefislerimizde onlara göstereceğiz. Öyle ki şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Her şeyin üzerine Rabbinin şahit olması yetmez mi? Mesela bu ayette Mehdi'ye bakıyor diyor Peygamberimiz. Mesela Sad Suresi 88. Gerçekten onun haberini bir zaman sonra öğreneceksiniz. Bu da Mehdi'ye bakıyor diyor Peygamberimiz hadiste. Tefsiri o şekilde yapıyor. Bak gerçekten onun haberini bir zaman sonra öğreneceksiniz. Ne zaman? İşte bu zamanlar. İnşallah. İnşallah. Mesela yine Cin Suresi 24'ünde Peygamberimiz Mehdi'ye baktığını söylüyor. Sonunda onlar kendilerine vaat edileni gördükleri zaman, şeytandan Allah'a sığının, bak kendilerine vaat edileni gördükleri zaman. Ne vaat ediliyor? Mehdi. İttihat-ı İslam, İsa Mesih'in inişi. Yardımcı olmak bakımından kim daha zayıfmış? Sayı bakımından kim daha azmış? Öğrenmiş olacaklardı. Mehdi'nin sayısı az diye küfür alay ediyor. Evet. 313 kişinin yapacaklar diyor. Bak ayette ne diyor Cenab-ı Allah? Sonunda onlar kendilerine vaat edilerini gördükleri zaman, Mehdi ve talebelerini gördükleri zaman, yardımcı olmak bakımından kim daha zayıfmış ve sayı bakımından kim daha azmış artık öğrenmiş olacaklardır diyor. Hani vardır ya, değil mi? Bak Allah orada onlarla, onlara şey yapıyor değil mi? Acizlerini göstertiyor. Evet. Güçsüzlüklerini, küfrün acizini göstertiyor.
Mesela Kaf suresi 42'nin yine Mehdi'ye baktığına peygamberimiz işaret ediyor. Yani işare manasını peygamberimiz Mehdi'ye baktığını söylüyor. O gün o yüksek sesi bir gerçek olarak işitirler. İşte bu çıkış günüdür. Kaf suresi 42. Mehdi'nin radyolardan, televizyonlardan yüksek sesle bağırması. Allah'a tekbir etmesi inşallah. Yani o sesin duyulması. O çıkış günüdür diyor. Artık Müslümanların huruç, ortaya çıkış günüdür. Tövbe suresi 33. Müşrikler istemese de şeytan Allah'a sığınırım o dini, yani müşrik yobazlar. Yobazlar istemiyor şu an Mehdi'nin çıkışını dikkat ederseniz. Müşrikler istemese de o dini, İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle hak dinine gönderen odur. İşare manası Mehdi'ye bakıyor. Bütün dinlere üstün kılması ne demek? Her yönden hakim etmesi, İslam'ı, dünyaya hakim etmesi. Nur suresi 55 de aynı şekilde. Bak Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaat etmiştir. Şeytan Allah'a sanırım. Hiç şüphesiz diyor Allah. Onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa kim? Zülkarneyn ve Süleyman. Dünya hakim oldular. Onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Bak net Mehdi işte. Resulullah diyor ki dünyaya 4 kişi hakim oldu. Buhtu Nasr, kafirler ve Nemrut. Evet. Zülkarneyn ve Süleyman ikisi de Müslümandır. 5. olarak oğullarımdan Muhammed Mehdi diyor. Dünya hakim olacak. Ayetin tam açıklaması işte bak diyor ayet. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa. Evet. Onları da yeryüzünde, dünyada güç ve iktidar sahibi kılacak. Dünyaya hakim olacaklar diyor. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şey ortak koşmazlar. Yobazlığa karşıdırlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktırlar. Mesela Kasas suresi 55. Yine peygamberimiz bütün bu ayetlerde Mehdi işaret ediyor peygamberimiz. Hadislerde. Biz ise diyor bak şeytanın Allah'ın biz ise diyor Cenab-ı Allah yeryüzünde dünyada güçten düşürülenlere hapsedilip aşağılanan hakaret edilenlere lütufta bulunmak, onları dünya hakimi yapmak, önderler yapmak, mirasçılar kılmak istiyoruz. Ayet. Mehdi'ye bakan ayet işte.